çocuğa baktınız. Bir yerde de şurada koyduk zaten. Ondan çocuğa baktınız. Bir yerde de şurada koyduk zaten. Standart. Yani şu anda yosun Türk ülkemizde çok önemsenen bir şey değil. Yani çoğu zaman kenara atıyoruz, belki üstüne basıp geçiyoruz ama biz bu yosundan biyoenerji elde etmeye çalışıyoruz ve bunu gerçekleştirdik. Bu noktada yosunun birçok, yani mikroalg diyeyim ben size daha doğrusu, mikroalgimizin birçok noktada yan ürünü de var. Bu yan ürünlerden gıda, kozmetik ve ilaç sektörlerinde ve enerji sektörlerinde birçok yaptığımız çalışmalarımız var. Bu çalışmalar doğrultusunda ülkemizin enerji sektörü bakımından dışa bağımlılığını biraz olsun azaltmak gayesindeyiz. Ve bu noktada çalışmalar yapıyoruz. Tabii bu çalışmalar yaklaşık bir 4,5-5 yıllık bir çalışmalar doğrultusunda ortaya çıkmış bir şeyler. Şu anda çok ravaşta olan bir proje değil fakat Amerika ve İsrail başta olmak üzere bu programı 2012 senesinden bu yana sürdürmekteler. Biz de bu projeyi hayata geçirmek ve şu andaki mevcut enerjimizi biraz olsun arttırma noktasında böyle bir çalışma yapıyoruz. Şimdi bunun kullanım alanları resmi gazetede yayınlanan kurala göre zaten ülkemizde %2 oranında biyodizel katkı maddesi olarak kullanma zorunluluğu var biliyorsunuz. 21 milyon ton yaklaşık ülkemizin yıllık tüketimi mazot noktasında, biyodizel noktasında. Şimdi biyodizelimizi biz %2'si ön plana çıktığı için gerçekten iyi bir yatırım noktasında projelendirdik. Ve bu doğrultuda motorini, mazotu, biyodizeli, biyoetanolü üreterek ülkemizde faydalı olarak dışa bağımlılığı biraz olsun azaltmaya çalışıyoruz ve bunu ileriki zamanlarda genç girişimcilere de tavsiye ederek yani dışa bağımlılığı azaltarak mazot fiyatlarını, dizel fiyatlarını düşürmeye çalışıyoruz. Bizim şu andaki maliyetimiz 1,82 fakat bu çalışan işçilere göre biraz olsun artabilir. Ama artsa bile maliyetimizle şu andaki satış fiyatı arasında ciddi rakamlar oynadığı için şu anda bizim için çok mantıklı bir yatırım. Mikroalglerden yağsını çıkarttıktan sonra yağsıyla biz biyodizeli yapıyoruz ve geriye kalan kısmıyla, geriye kalan gliserinle de ilaç, gıda ve kozmetik ürünleri kullanıyoruz. Türkiye'de 2006 yılından beri biyodizel üretiliyor. Fakat biyodizel mikroalg üzerinden değil de atık yağlar, konala, aspir ve ayçiçek yağı başta olmak üzere yağ oranı yüksek tohumlardan elde ediliyor. Şöyle söyleyeyim, çevreye herhangi bir zararı yok. Tamamen bitkisel kaynaklı ama tarım arazileri, verimli tarım arazileri kullanıldığı için çeşitli riskler doğuyor. Nedir? Dolu yağsa veya gübreleme maliyeti veya çeşitli toprak maliyeti, çalıştırılacağı işçi maliyeti bunlar üretilen yağ da tamamen maliyet arttırdığı için biz bu konuda mikroalgi ön plana çıkartmak istiyoruz. Şu anda 21 milyon tonda şu anda %2'lik kısmı azımsanmayacak kadar yüksek bir kısım. Biz bu noktada biyodizeli, yerli biyodizeli şu anda katkı maddesi, dizele katkı maddesi olarak kullanma çabasındayız. Ve bu konularda çeşitli projeler hazırladık. Bu projeler doğrultusunda çeşitli makamlarla, çeşitli yerlerle görüşmeler halindeyiz. Ve bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz. Biz mikroalgi 3. nesil bir kütle kaynağı olarak değerlendiriyoruz. Ve bu konuda doğal orman düşünün mikroalgimizi. Şöyle tamamen herhangi bir tarım arazisine, gübrelemeye ihtiyaç duymadan, sulamaya ihtiyaç duymadan geliştirebileceğimiz, tamamen karbondioksiti alıp çevreye oksijen salan bir nimettir bizim için. Ve bunu biz en değerli şekilde değerlendirmek istiyoruz. Ve içerisinde bulunan zengin protein kaynağı bakımından gıda maddesi olarak biz bunu değerlendirmeye çalışıyoruz.
Dezavantaj bakımından içerisinde kullandığımız herhangi bir kimyasal olmadığı için dezavantajdan bahsedemeyiz. Ama avantaj bakımından büyük avantajlara sahip, şöyle büyük avantajlara sahip, kullanım alanı çok fazla olduğu için, tamamen doğal olduğu için, çevreden gelen karbondioksiti alıp çevreye ve bizlere oksijen saldığı için, oksijen verdiği için biz bunları değerlendirmeye çalışıyoruz ve tamamen doğal olduğu için herhangi bir dezavantajdan bahsedemeyiz. Ve diğer fosil yakıtlara bakarak çevreye %95 oranında daha az karbon salınımı sağladığı için tamamen çevreci ve ekolojik bir yakıt. Bizim şu anda laboratuvar ortamında gerçekleştirdiğimiz testler doğrultusunda yaptığımız biyodüzel %99,6'lık bir seviyeye ulaşarak tamamen biyodüzele dönme noktasında üstün bir başarı sergilemiştir.